Herkese merhaba arkadaşlar, ben Eda Çağlayan, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle daha önce örmüş olduğumuz, birlikte yapmış olduğumuz pantolon modelinin üzerine şöyle güzel bir takım hırkası yapmak istedim ben. Şöyle bu burgu yapmıştık pantolonumuzun kenarına. Aynı işlemi hırkanın ön yüzünde de ördüm. Bugün sizlerle bu hırkanın anlatımını çalışacağız. 1-1,5 yaş için uygun olacak. İpim Nako Elite Baby arkadaşlar. Orta kalınlıkta çok yumuşak bir bebe yünü. İp numaram da 28.92. 250 metre uzunluğunda bir bebe yünü. Şiş numaram 3.5. Vereceğim sayılar 1-1,5 yaş için uygun olacak. Ancak daha büyük yapmak isterseniz bana yorumlardan ulaşırsanız ben de size yardımcı olacağım. Malzeme olarak 4 tane düğmeye ihtiyacımız var. Hırkamız haroşadan oluşuyor. Şu burgu kısımlarında düzlerimiz var. Bir de kol ağızlarına şu pantolonumuzla hem beli ve paçalarıyla uyumlu olsun diye kol kısımlarına da tekli lastik uyguladım. Arka tarafı da komple haroşa zaten. Şöyle göstereyim size. Ayrım yerlerinde de ikişer tane ilmeğimiz düz şekilde devam edecek. Şimdi hep birlikte örmeye başlayalım. Şimdi arkadaşlar şişimize 80 ilmek atıyoruz. Ben kenarlarında daha önce size göstermiştim. Bu şekilde biye uygulayacağım. Bunun anlatımını ahududu hırka modelini yaparken yapmıştım. Şimdi tekrar burası size yine göstereceğim. 80 ilmek attıktan sonra 4 sıra haroşamızı örüyoruz. Ve 4 sıra haroşamızı ördükten sonra örgümün düz tarafındayım. Ve modelimizi kurmaya başlıyoruz. Aynı zamanda ayrımlarımızı yapacağız ön arka kol olarak. Bunun için bu 80 ilmeğin 15 ilmeğini ön için, 2 ilmek düz sabit kol ayrımı için, 9 ilmek kol, yine 2 ilmek kol ayrımı, 24 ilmek arka, 2 ilmek kol ayrımı, 9 kol, 2 ilmek kol ayrımı, 15 düz olarak yapacağız. Aynı zamanda şu biyeleri de şimdi burada göstereyim size. Biyeleri çok kolay, nasıl yapıyorduk? Ön tarafta baştaki ve sondaki üçer ilmeği örüyorduk. Arka tarafta örmeden direkt şişimize geçiriyoruz ve ön kısma geliyoruz. Şimdi aynı zamanda 3. sırada iliğimi de açtım arkadaşlar. Şimdi ön tarafta olduğum için baştaki 3 tane ilmeği düz olarak örüyorum. En baştaki ilmek de dahil. Üçünü de düz olarak ördüm. 3 4 5 6 ve 7. 7 ilmek, şurada gördüğünüz bu 7 ilmek benim düğme için, pat kısmı için yani. Geri kalan ilmekler de ön kısma dahil olacak. Bunun için düz örüyorum. Çünkü modeli de artık uygulamaya başlıyoruz. Şimdi 7 ilmeğimi ördüm. Ön için 15 ilmek demiştim. 8 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve modelimi de böylece kurmaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Tekrar bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 15. 15 ilmek ön için ayırıyoruz. Arkadaşlar ben şimdi artırmaları arka tarafta yapıp ön tarafta çevirerek ördüğüm için ben şimdi ilk önce bu sırada örgünün düz tarafını modeli kuracağım. Arka tarafta artırmaları yapacağım. Ama siz isterseniz delik olmasını istiyorsanız, hani hiçbir sakınca görmüyorsanız ön tarafta da artırma yapabilirsiniz. Ya da bildiğiniz şekilde artırma yapabilirsiniz. Şimdi ben önce ilk sırada model kurumunu yapacağım. Arka tarafta artırmaya başlayacağım ve hep arka tarafta artırmaya devam edeceğim. Şimdi 15 ilmeğimi ördüm. Burada artırma falan yapmıyorum. 2 tane sabit düz kol ayrımı için ilmeğim var. Sonra 9 ilmek haroşa olarak kol için örüyorum. 2, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 ilmeğimi kol için ördükten sonra 2 tane düz ilmeğim var. Ve arka için 24 ilmek örüyorum. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24. 24 ilmek arka için ördüm. Tekrar 2 ilmek kol ayrımı için düz örüyorum. Kol için 9 ilmek haroşa olarak örüyorum. Hırkamız haroşa ve kol ağzı için lastiklerden oluşacak arkadaşlar. 2, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Elimiz farklıysa birbirinden, ben haroşaları hep önden ters örerek yapıyorum. Dediğimi dikkate alıp da örerseniz çok rahatlıkla aynısı olacaktır. 9 ilmeği kol için ördükten sonra 2 ilmek ayrım için düz örüyorum. 2, 4, 6, 7 ilmek pat için 2, 4, 6 ve 8 ilmek düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 ilmeği modelimiz için, burgumuz için düz olarak ördüm. Ve kalan 4 ilmeği haroşa olarak örüyorum. Pat için 3 ilmeği de biyemiz için örüyorum. Düz olarak. Gördüğünüz gibi. Şimdi arka tarafta, ön tarafta sağdaki ve soldaki, sondaki 3 ilmek düz olarak örülüyor. Arka tarafta direkt şişimi alıyorum. Bakın 1, 2, 3. Hiç örme işlemi yapmadım. Daha sonra 15 ilmeğimi 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 ilmeğimi ördüm. Bu düzlerin arkası ters örülecek arkadaşlar. Haroşalar haroşa olarak örülüyor. Daha sonra burada bizim arttırmamız gereken iki tane düzümüz var. Sağında ve solunda artış olacak. 15 ilmekten sonra bir doluyorum. İki tane düzümü örüyorum. Tekrar bir artış yapıp 9 ilmeğimi kol için örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 ilmeğimi kol için ördükten sonra bakın ön tarafta 2 tane düzüm var. 1 arttırdım. 2 düzümün arkasını 2 ters olarak ördüm. Tekrar arttırdım. Arka için 24 ilmek haroşam var. Yani şöyle arttırma yaptığımız, arkada yaptığımız için sanki örgümüzün ters tarafı bizim düz tarafında düz tarafı gibi oldu. Normalde hep düzden arttırırız ya. Şimdi ben böyle delik olmasın diye, düzgün bir görüntü olsun diye örgün ters tarafında artış yapıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ilmek arka için haroşamı ördüm. Tekrar çeviriyorum. 2 tane düz ilmeğim var artış için. 1 arttırdım. 2 ters olarak ördüm. Tekrar 1 arttırdım. Ve 9 haroşamı örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 haroşamı ördükten sonra tekrar yine artış yapacağım. 1 arttırdım. 2 tersimi ördüm. 1 doladım. 8 ilmeğim ters olarak örülecek. Çünkü ön tarafta üçlü burgum için 8 düzüm var. Ve kalan ilmeklerimi de 4'ünü haroşa, 3 tanesini de pat için örmeden direkt şişime alıyorum. Böylece ilk artış sıramızı tamamladık. Örgümün ön kısmındayım. Baştaki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve 4 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Şimdi 8 tane düzüm var. Bir de burada doladığım ilmek var. 8 tane düzümü örüyorum arkadaşlar.
şekilde. Doladığım ilmek de bu burguma dahil olacağı için bunu çeviriyorum olduğu yerde delik olmasın diye. Ve düz olarak örüyorum. Ve iki tane düzüm var, artış ilmeğim. Tekrar doladığım ilmeğe geldim. Kol için artırmıştım. Çeviriyorum olduğu yerde. Ve kol için ilmeklerimi örüyorum. 9'du, şimdi 11 oldu. Doladığım iki tarafta doladığım ilmeklerle, artış yaptığım ilmeklerle tekrar son olarak kol için artırdığım ilmeği çevirdim ve ters olarak ördüm. 2 tane düz ilmeğim var artış için. Bu şekilde. Düz ilmeklerimi ördükten sonra arka için artırdığım ilmeği olduğu yerde çevirdim ve arkaya ekliyorum. 24 ilmeğim, şimdi 26 ilmek olacak sağda ve solda artırdığım ilmeklerle beraber. Bu size karışık geldiyse ön tarafta artış yapıp bildiğiniz şekilde ilmeğin içinden ilmek çıkarabilirsiniz. Önemli olan bir delik oluşmasın, kötü bir görüntü olmasın. Yine 26. ilmekteyim. Arkanın arttırdığım ilmeğindeyim. Olduğu yerde çeviriyorum. Şişime geri takıp ters olarak örüyorum. 2 düzüm var. Kol ayrımı için sabit düz öreceğim ilmekler. Daha sonra kol için yine arttırdığım ilmek var. Çeviriyorum ve kola dahil ediyorum. Kol için ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Kol için son artırdığım ilmeği çevirdim. Ters olarak ördüm. 2 tane düzüm var artış ilmeğim. Bunları işaretlemek için çengelde yine ip falan kullanabilirsiniz. Ama zaten yeri belli. Gördüğünüz gibi şimdi ön taraftayım. 8 düzümden önce bir tane artırdığım ilmek var. Bunu olduğu yerde çeviriyorum. Düz olarak örüyorum ki burguma dahil olsunlar. Ve 8 artı 1 9 ilmek düz örmüş olacağım. Ön pat içinde 4 ilmek haroşa, 3 ilmek düz olarak örüp böylece ilk artış sıramı da tamamlamış olacağım. Şöyle bakın, burgumuz da oluşmaya başladı. Şimdi ikinci artış sırasındayım. Baştaki 3 tane ilmeğimi örmeden alıyorum ve kalan ilmeklerimi artış yerine kadar örüyorum. Yani 16 ilmek öreceğim şimdi arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15 ve 16. 16 ilmek ördüm. Hemen ön tarafı çeviriyorum. 2 tane düzüm var. Yani bundan önce bir artış yapmam gerekiyor. Artırdım. 2 tersimi ördüm. Kol için bir artış yaptım. 11 ilmeğimi örüyorum şimdi. 9'du. İki tarafta artırdığınız için 11 ilmek oldu. Sayalım. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 ilmeğimi ördüm. Yine iki tane düzümün olduğu yerdeyim. Bir arttırıyorum. Arkada o iki tane düzüm ters olarak örülecek. Arka için bir arttırıyorum. 26 ilmeğimi örüyorum. Tekrar artış yapacağım. Evet. Yine bir artış yapıyorum. Bakın, 2 tane ilmeğim var. Bir arttırdım. 2 tane tersimi ördüm. Kol için yine bir arttırıyorum. 11 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Çeviriyorum. Bir doluyorum. 2 tane tersimi örüyorum. Bir doluyorum. 9 ters örüyorum.
4 haroşa öreceğim ve 3 tane ilmeğimi örmeden direkt şişimi alıp ön tarafa geçeceğim. İkinci artırma kısmımızı da bitirmiş olacağız. Şimdi burada aynı zamanda arkadaşlar ilk burgumuzu da yapacağız. Bakın artış yerlerimiz zaten şu iki tane ilmeğimiz sabit. Artış yerlerimiz kendini göstermeye başladı. Önemli olan şurada deliklerin olmaması. Şöyle ilk 3 ilmeğimi örüyorum. 4 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Dörder şekilde arkadaşlar, şimdi burada pantolonda beşerli yapmıştık. Şimdi burada dörderli burgu yapacağız. Yani 12, 4, 8, 12 olacak. Burada 5, 10, 10, 15 şeklinde olmuştu. O yüzden ne yapıyoruz? 8 tane ilmeğimi şişimden çıkarıyorum. 2, 4, 6, 8 ilmeğimi şişimden çıkardım. Ortadaki ilmeklerimi sağ şişime alttan geçecek şekilde aldım. En sondaki dışarıdaki ilmeklerimi 4 tanesini sol şişime üste gelecek şekilde aldım. Ve bakın üste geldi. Ve bu ortadaki 4 tane ilmeğimi şişime geri aldım. Ve ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ve bu doladığım ilmeği de olduğu yerde çeviriyorum. Düz olarak örüyorum. Ve bu da bizim burgumuza dahil olmuş oluyor. İki tane sabit artış ilmeğim var. Onu örüyorum. Yine koldaki dolama yerine geldim. Artış yerine çevirdim. Ters olarak örüp kola dahil ediyorum. Yine artırdığım ilmeğe geldim, çeviriyorum, ters şöyle örüp kola dahil ettim. İki tane sabit ayrım ilmeğim var, örüyorum. Arka için ilmeklerimi çevirip haroşa olarak örüyorum. Yine artış yerine geldim. Arka için son artış yeri olduğu yerde çeviriyorum. İki ilmeğimi düz olarak örüyorum sabit. Kol için artırdığım ilmeği olduğu yerde çevirip örüp kola dahil ediyorum. Yine koldaki artış yerindeyim. Olduğu yerde çeviriyorum. Kola dahil ediyorum ve iki tane düz ilmeğim var, onları ördüm. Bakın bu iki tane düzüm hep sabit, sağında ve solunda artışlar yapıp ilmekleri çeviriyoruz. Şimdi burada bu ön kısımda, şimdi buradaki ilk baştaki 8 ilmeği vurduk. Şimdi bu tarafta da burada bu taraftan sol taraftan ilk baştaki 8 ilmeği vuracağız. Bunun için arkadaşlar 2, 4, 6, 8. Şu doladığım ilmeği çeviriyorum. Şöyle bakın. Düz olarak örüyorum. Hemen yanındaki ilmeği de düz olarak ördüm. Yani artıştan sonraki iki tane ilmeği düz ördüm. 8 tane ilmeğimi şişimden çıkardım. Ortadaki ilmekleri alt taraftan sol şişime taktım. En soldaki dışarıdaki ilmeklerimi sağ şişime üste gelecek şekilde taktım. Şu şekilde bakın üste getirdim. Ve ilmeklerimi sola geri takıyorum. 8 ilmeğimi düz olarak örüyorum.
her zaman dediğim gibi en dıştaki ilmekler üste gelecek, ortadaki ilmekler alta gelecek şekilde burgumuzu yapıyoruz. 4 tane ilmeğimi haroşa olarak ördüm. 3 ilmeğimi düz olacak şekilde örüyorum. Ve böylece ikinci artist sıramı da tamamladım. Arka taraftayım. Yine artış yapacağım. 3 tane ilmeği, baştaki 3 ilmeği örmeden şişime takıyorum. Ve 4 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Burgumun arka ilmeklerini ters olarak ördüm. Burgumuzu her iki sırada bir, yani arkada 4 sıra ters olacak şekilde vuruyoruz arkadaşlar. Evet, yine artış yerine geldim. Artış yerindeyim. Gördüğünüz gibi iki tane düzüm var. Bir artırıyorum. İki tane tersim var. Yine bir artırıyorum. Kol için haroşalarımı örüyorum. Bu sefer 13 ilmek haroşa ördüm. Her seferinde sağında ve solunda birer ilmek arttığı için arkadaşlar. Yine iki tane düzümden önce bir artış yapıyorum. İki ters arka için yine bir artış. 28 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Ve üçüncü sıra arttırmamı da böylece yapmış oluyorum. İlik düğme kısmında da 15 sıra arayla ilik açacağız arkadaşlar. Şimdi ilk iliğimizi açtık. Daha sonra 15. haroşa, 15 diş haroşa sırasından sonra ikinci iliğimizi açacağız. 4 tane düğme yapacağım ben. Daha sık olsun istiyorsanız, hani bebeğiniz mesela daha kiloludur, daha yapalıdır, ben biraz daha fazla düğme olsun istiyorum diyorsanız 10 veya 12 sıra arayla açabilirsiniz. Yine ikinci artış sırasındayım. Arka için burada yaptık. Şimdi ikinciyi yapıyorum. Arttırdım. 2 tersimi ördüm. 1 arttırdım. Ve kol için ilmeklerimi örüyorum. Artış yerine geldim. Kol için son artırmamı yaptım. 2 tersimi örüyorum. Ön tarafta 2 düz. 1 arttırdım. Burgumun arkasını ters olarak örüyorum. Ve pat için 7 haroşa, 4 haroşa, 7 ilmeğim var. 4 haroşa 3 ilmeğimi de örmeden alıp bitireceğim. Böylece 3. artışımızı da yapmış oluyoruz. Bakın 3 tane ilmeği direkt şişe geçiriyorum. Hiç örme yapmıyorum ve biyemizi de görüyorsunuz. Baştaki 3 tane ilmeğimi örüyorum düz olarak. En baştaki ilmeğim de dahil. 4 tane ilmeğim haroşa. Ve burgu için ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Artış ilmeğim de dahil. Şimdi yine onu dolayacağız. Olduğu yerde çevireceğiz yani. Bakın artış ilmeğime geldim. Olduğu yerde çeviriyorum. Düz olarak ördüm. Ve iki düzümü ördüm. Kol için olduğu yerde ilmeğimi çevirdim. Haroşa olarak örüyorum. Bu size karışık geliyorsa, bana çok karışık geldi, çok farklı, ben anlamadım derseniz ilmeğin içinden şuradan ilmek alıp da yapabilirsiniz şöyle, ama bu benim tamamen ilmek atışım, şiş tutuşumla alakalı arkadaşlar. Bakın bu şekilde hem burgumuz da oluştu. Kol için arttırdığım yerdeyim, çevirdim, ördüm. 2 düzüm var, örüyorum. Arka için arttırdığım ilmeği çeviriyorum ve 28 haroşamı örüyorum. Nasıl arttırdığınız önemli değil. Yeter ki kol için arttırma olsun. (Gülüyor)
arka için arttırmaya geldim. Olduğu yerde çevirip ördüm. 2 tane düzümü örüyorum. Kol için arttırdığım yerdeyim. Çevirdim. Ters olarak bu şekilde ördüm. Ve kol ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Kol için diğer arttırdığım ilmekteyim. Çevirdim, ördüm. 2 tane sabit düz ilmeğim var. Ördüm. Ve bu burguya dahil olan ilmeğimi düz olarak öreceğim için çevirdim. İlmek haline getirip düz olarak örüp burguma dahil ettim. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 ilmek burgu için düzümüz olmuş. Bir tane daha artırma yaptığımızda onu da tamamlayacağız. 12 olacak. Böylece 3. artı sıramı da tamamladım. Şimdi 4.'yü yapıyoruz. Baştaki 3 tane ilmeğimi örmeden aldım. Ve kalan ilmeklerimi geldiği gibi örüyorum. Tersi ters haroşayı haroşa olarak. Ve burgumun da birinci sırası tamamlanmış oluyor böylece. Yani arkadaki ikinci tersim tamamlanmış oluyor. Arkada 4 ters olunca tekrar burgumuzu vuracağız. Bu sefer sol taraftaki ilmeklerimizi vuracağız. Fazla gittim konuşurken. Şimdi yine artış yerine geldim. 2 tane sabit ilmeğim var. Bir doladım. 2 tersim var. Kol için bir arttırdım ve kol için haroşalarımı örüyorum arkadaşlar. Şimdi burayı böyle geldiği gibi yine örelim. Arkada şurası, bakın, ikinci tersimizi gidiyoruz. 1, 2. Şurası 4 olunca yeniden burgumuzu yapalım. Hemen hızlıca bir sıra daha gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi az önce anlattığım yeri yaptım. Örgünün arka tarafındayım. 5. artı sıramdayım. Şimdi 12 dolduğu için burguyu şöyle göstereyim. Üzerine göstereyim en iyisi. Bunu burada 15 yapmıştık. Burada 12 yapacağımı söylemiştim. Bu son arttırmadan sonra 12 tamamlandığı için artık bu arttırmalarımızı çevirip düz olarak örmeyeceğiz. Haroşa olarak öreceğiz. Çünkü artık burgu için ilmeklerimiz düz olarak tamamlandı. O yüzden orayı da göstermek istedim. Aynı zamanda da burgumun arkasındaki şu anda 3. tersi gidiyorum. Gördüğünüz gibi şöyle. Burgumun 12 tane ilmeği tamamlandı az önceki artışımızla. Yeniden bir ilmek doluyorum. 2 tane ters olarak örüyorum. Bir artış yapıyorum kol için. Kol ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Şimdi ön kısma geldiğimizde bu arttırdığımız ilmeği, yani burgunun yanındaki şu arttırdığımız ilmeği artık haroşa olarak öreceğiz ki burgumuz tamamlandı çünkü. Kol için yine ayrım yerine geldim. Bir arttırdım. 2 ters ördüm. Arka için bir arttırıyorum. Arkadaki 28 ilmeğimi örüyorum. Şimdi ön kısma geldiğimizde de burgumuzu çevireceğiz. Tekrar bir kontrol ederim döndüğümüzde. Yani burgumuz 12 ilmekten oluşacak. 12 ilmek tamamlandıysa bir sonraki artışımız artık düz olarak örülmeyecek burgunun yanında. Haroşa öreceğiz çünkü burgumuz 12 ilmek olacak. Arkadaki ilmeğim bitti. Şimdi arttırdım. 2 ilmek ters olarak ayrım için ördüm. Kol için bir ilmek daha arttırıyorum.
koldaki ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Şimdi bir şey daha göstermek istiyorum size. Diyelim ki karıştırıyorsunuz nerede artıracağınızı. Benim gibi bir aparatta kullanmıyorsanız, bakın arkadaşlar, şu çapraz çapraz görünenler bizim artırma yaptığımız yerler. Yani bu çapraza geldiğimiz zaman bakın artırma yapıyoruz. Burada da öyle, bakın çapraz çaprazdan önce bir artırma yaptım. Şuradan da göstereyim. Bakın çapraz çapraz duruyor ve bir dolama yapmışım. Yani bu da size rahatlık sağlayacaktır. Şimdi gösteriyorum, bakın. Kolun son ayrımına geldim ve ilmeğim çapraz duruyor gördüğünüz gibi. Bu çaprazı da ördükten sonra bir artırıyorum. İki ters örüyorum. Ön için bir artırıp 12 ilmeğimi burgu için ters olarak örüyorum. Bir kontrol edelim. Zannediyorum ki bu sırada şimdi ön kısımda burgumuzu vuracağız. 4 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Son kalan 3 ilmeğimi örmeden şişime takıyorum. Hemen bir kontrol edelim. Evet, bakın. 2, 4. 2, 4. 4 sıra tersimiz olduğu için şimdi hem 12 ilmek vurulacak hem de yanındaki arttırdığımız ilmek artık haroşa olarak örülecek. Bunun için 4 tane haroşamı ördüm ve az önce bu tarafta vurmuştuk. Şimdi soldaki ilmeklerimi vuracağım. Bunun için 4 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 7 patımdan sonra 3-4 ilmeğimi ördüm ve 8 ilmeğimi çıkarıyorum. 2-4-6-8 şuraya 2-4-6-8 ilmeğimi çıkardım. Ortadaki 4 ilmeğimi şişime taktım. Sol şişime alttan gelecek şekilde. En soldaki dışarıdaki 4 ilmeğimi sağ şişime üste gelecek şekilde taktım. Ve çevirerek üste gelecek şekilde sol şişime geri taktım. Böylece ikinci burgumu da yaptım. Ve 8 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi doladığım ilmeğe geldim. Bu doladığım ilmeği de doladığım ilmeğe geldim bakın. Bunu da şöyle olduğu yerde çevireceğim. Burgumuzu yaptığımız için arkadaşlar biraz sıkı oluyor. Hiç önemli değil. Çevirip ters öreceğim. Artık burgunun yanında tersler olacak. Arttırmamız bitene kadar. Şöyle çevirdim. Ters olarak ördüm. Ve iki tane sabit ilmeğim artış için şöyle düz olarak ördüm. Kol için arttırdığım ilmeği çevirdim ve kol ilmeklerimi örüyorum. Şöyle biraz ilerleyeyim. Burgumuzu da göstereyim size. Bakın burgumuz da bu şekilde oluşmaya başladı. Şimdi diğer tarafa da vuracağız. Kol için artırdığım ilmeği çeviriyorum. Örüyorum. İki tane düzüm var. Arka için artırdığım ilmeği çeviriyorum. Örüyorum. Arkadaki ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Şimdi bu burgumuzu yaptıktan sonra arkada 4 sıra olacak şekilde yine artırmalarımızı yapıyoruz. Dediğim gibi burgunun yanındaki artış ilmeklerimiz önde ve arkada ters olacak şekilde haroşa olarak örüyoruz. Burgumuz da ayırım yerinden böylece ayrılmış olacak. Kendini göstermeye başlayacak yanında haroşalar oluştukça. Arka için artırdım, ilmeği çevirdim. İki düzüm var. Ördüm. Kol için artırdım ilmeği. Bu şekilde çevirip örüyorum. Ve kol ilmeklerimi örüyorum. Şimdi bu tarafta vuracağız.
sondaki 4 ilmeği öreceğiz. İlk başta yaptığımızın tam tersini sol tarafta yapıyoruz. Yani hemen gösteriyorum. Bakın, doladığım ilmeği çeviriyorum. Burgunun yanında. Burguda 12 tane ilmeğim var. Çevirip ters öreceğim. Artık burgudan ayrılıyor bu ayrım yerimiz. Ve bu taraftaki 4 ilmeği şişimde bırakıp 8 tane ilmeği çıkartıyorum. 2, 4. 8 ilmeği yerinden çıkardım. Sağ şişime ortadaki 4 tane ilmeği alta gelecek şekilde alıyorum. Sol şişime de en sağdaki ve en dışarıdaki 4 ilmeği üste gelecek şekilde aldım. Ve sağdaki ilmeklerimi sol şişime geçirip düz olarak örüyorum. Böylece ikinci burgu sıramı da tamamlamış oluyorum. Sonda sabit kalan 4 ilmeğimi de düz ördüm. Ve pat için ilmeklerimi örüyorum. Bu şekilde. Böylece buradaki ilmeklerimi de vurdum. Bakın burası da artık ayrılmaya başladı. Şimdi hemen 2 sıra daha örelim. Yani arkada 4 tersimiz olduktan sonra buradaki artırmaları unutmayalım. Yapalım. Tekrar yeniden burgumuzu buralım. Evet arkadaşlar, şimdi arkada 9. artışımı yaptım. Ön taraftayım. Bakın artık burgudan sonraki artışlarımı da her iki tarafta ters örerek haroş olarak devam ediyorum. Şimdi 2 sıra, yani 4 tersim olduktan sonra yeniden burgumu yapacağım. Aynı zamanda 9. artış sıramı da burada tamamlıyorum. Ön kısma geldim. 4 ilmeğimi haroş olarak örüyorum. Şimdi gördüğünüz gibi sağ taraftaki ilmeklerimi vuracağım. Bunun için şişimde, sol şişimde 4 ilmek bırakıyorum. Ve 8 ilmeğimi çıkartıyorum. Ortadaki 4 ilmeğimi sağ şişime alttan, en sağdaki 4 ilmeğimi de sol şişime üstten şu şekilde aldım. Ve ilmeklerimi sol şişime geri takıp bütün ilmeklerimi, 12 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Ve haroşalarım var. Örüyorum 3 tane haroşam. Artırdığım ilmeği de 4. haroş olarak örüyorum. 2 tane düzüm sabit. Yavaş yavaş burgumuz da ortaya çıktı. Dilerseniz, daha net görünmesini isterseniz, burgunun her iki tarafında, ön tarafta ters, arka tarafta düz devam edecek bir ilmeği koyabilirsiniz. Burada mesela 2 ilmek koymuştuk. Ama ben bu sefer tercih etmedim. Siz öyle yapabilirsiniz. Kol için ilmeklerimi örüyorum. Evet, diğer taraftaki vurma yerime geldim. 2 tane düzüm ördüm. Artış ilmeğimi haroş olarak örüyorum. Ve yanındaki 3 tane haroşamı da ördüm. Şimdi sol taraftaki vurmamı yapmak için şişimde 2, 4 ilmek bırakacağım. Bunun için 4 ilmeğimi ördüm. Ve 8 tane ilmeğimi şişimden çıkartıyorum ve yer değiştiriyorum. Böylece sol taraftaki burgumu da tamamladım. Bu şekilde. Ve kalan ilmeklerimi örüyorum. Ve 7 pat için, 7 ilmeğimi de pat için ördüm. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar, yine 2 sıra gittikten sonra yeniden bir burgu yapacağım. Bakın burgumuz da ortaya çıktı. Arkadaşlar şimdi 9 tane şuradan sayalım. Bakın zaten
artış yerlerim belli. 2, 4, 6, 8 ve 9. 9 tane sıramızı, yani artış sıramızı tamamladık. Bu şekilde toplam 18 sıra olana kadar, 18 defa artış olana kadar devam edelim örmeye. Ondan sonra da kol ayrımlarını birlikte yapalım. Arkadaşlar şimdi arka tarafta 18. artırmamı yaptım. Ön tarafta bu artırmamı öreceğim ve arka tarafa geçtikten sonra artık artırma falan yapmayıp sadece kola devam edeceğim. Şimdi hemen hızlıca 18. artış sıramın ön yüzünü de örüyorum. Evet arkadaşlar, 18. artış sıramın ön yüzünü de ördüm. Şimdi arka tarafındayım. Arka tarafında 34 ilmeği ön için bırakacağım. Yine ilmeklerimi geldiği gibi örmeye devam ediyorum. 34 ilmek ön için bırakıp 47 ilmek kola ayıracağım arkadaşlar ve sadece kol için olan 47 ilmeği örmeye devam edeceğim. Artık sonuna kadar gitmiyorum hırkamın. Ve artış falan da yapmıyorum. 18 sıra yeterlidir. Eğer gözünüze küçük geldiyse 20 sıraya falan da tamamlayabilirsiniz. Bakın artış yerine geldim. Burada normalde artış yapmam gerekiyor ama artış yapmıyorum. Şimdi şurada 2 tane düz ilmeğimiz var ayırım için. Bunun bir tanesini kola, bir tanesini öne bırakacağım. Şimdi bu düzün bir tanesiyle beraber, yani şuradan şuraya kadar şişimde 34 ilmek var. Bu 34 ilmek ön için. Bu düzden diğer taraftaki şu düz ilmeğe kadar 47 ilmek kol için ayıracağım. 34 ilmeğimi ördüm. Şimdi artı 47 ilmek daha örüyorum. Kola devam ediyorum. Örgümün arka tarafındayım ve artış falan artık yapmıyoruz. Sonuna kadar da gitmeyeceğim. 47 ilmeği ördükten sonra öne dönüp sadece kolu öreceğim. Bir 30 sıra kadar kolu öreceğiz. 30 diş. İpim karıştı şu an arkadaşlar. Onu açıyorum. Evet. Bakın. Kol için iki tane, şurası hırkamın arkası, şurası kol. İki tane düzüm var. Bir tane düzümü arka için, bir tane düzümü de kol için bırakacağımı söylemiştim. Bir düzümü kola veriyorum ve artık devam etmeyip geri dönüyorum. Baştaki ve sondaki düzleri hep İki tarafta da ters olarak öreceğim ve 47 ilmeğime devam ediyorum. Sadece kolu örüyoruz. Bu öne geçtiğimde de ön yüzüne kadar devam etmiyorum. Sadece kolu olduğu yerde döne döne öreceğim. Diğer taraftaki düze geldim.
bakın. İki tane düz var. Birini dahil ediyorum. Biri ön taraf için kalacak ve geri dönüyorum. Sadece kolu örüyorum. Baştaki ilmekleri de hep öreceğim. Dikiş için kolaylık sağlasın diye. O bıraktığımız iki tane düzleri de kol altında birleşme için kullanacağım. Böylece dikiş için çok düzgün bir görüntü oluşuyor arkadaşlar. 34 ilmek önlere, 47 ilmek arka kol için bıraktık. Kolu bitirdikten sonra arkanın başlangıcına da ipimizi bağlayacağız ve diğer kola geçeceğiz. Şimdi ilk birinci sıramızı, haroşa sıramızı örüyoruz. Hırkamız bundan sonra haroşa olarak devam edecek. Sadece ön kısmında üçlü burgu modelimiz var. Kol ucunda da 12 sıra tekli lastik uygulayacağım. Bir ters, bir düz şeklinde tekli lastik. Pantolonumuzla uyumlu olsun diye öyle bir şey yapmak istedim. Hemen şöyle göstereyim size hırkamızın son robo halini. Bakın, saç örgümüzde, biyemizde oldukça düzgün. Dediğim gibi dilerseniz şu her iki tarafına da birer tane ters uygulayabilirsiniz. Şu kolumuz arkadaşlar, şöyle göstereyim bakın. Artık kolu öreceğiz. 30 sıra, 30 haroşa örelim. Ondan sonra 12 sıra tekli lastik, bir sıra bir ters bir düz şeklinde tekli lastik uygulayalım. Ondan sonra diğer kalan yeri de beraber örelim. Bir de şöyle düz göstereyim size arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi ben de hemen kolu bitireyim. Lastik kısmını da uygulayayım. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar ben iki kolumu da bitirdim. Şöyle göstereyim size. 30 diş haroşamı ördükten sonra 12 sıra şu aradaki tersleri sayarak 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. 12 sıra tekli lastik uyguladım. Bir ters bir düz şeklinde. Daha sonra tek seferde bütün ilmeklerimi kestim. Kolda hiçbir eksiltme falan yok. Dümdüz 47 ilmeği tamamen ördüm. İki kolda bitirdikten sonra şimdi artık son şu ön kısma, şu ön kısma tekrar ipimi bağlıyorum. Şuraya şöyle bağlayacağım. Şimdi kol altını birleştirmesini yapacağım ama kol altında hiç ilmek artışı falan yok. Direkt birbirine bağlayıp öreceğiz. Bu şekilde ipimi bağladım. İkinci ilmeği de açtım. 15 sıra arayla açacaktık. Şimdi örgümün tersindeyim ve ipimi bağladım. Ön kısma geçeceğim şimdi. İlmeklerimi örüyorum. Bu şekilde ipimizi tersten bağlayıp ön kısma geçiyoruz. Şimdi ön kısımdayız ve iki kolu birbirine bağlayacağız. Bakalım aynı zamanda burgumuza gelmiş miyiz? Bir de ona kontrol edeyim. Bir sıra daha gideceğim burgumuz için. Bir sonraki sırada burgumuzu da vurmuş olacağız. Bu şekilde. Şimdi kol altında birer tane düz kola eklemiştik. Birer tane düz de bırakmıştık. Onları örerek birleştireceğiz. Bakın şimdi son bir tanesini kola, bir tanesini ön kısmına bırakmıştık. Ve şuradan da bu şekilde diğer tarafı alıyorum. Şöyle ikisini birleştiriyorum. Bakın bir düz de burada var. Direkt örüyorum arkadaşlar. Bu şekilde şöyle ördüm. Bakın.
Direkt örerek birleştirdim. Yani ikisini bir alıp falan değil. Direkt örmeye devam ediyorum. Artış da yapmıyoruz. İlmeklerim geldiği gibi artık bundan sonra haroşa olarak devam edeceğiz. O düz ilmeklerimizi de haroşa olarak örüyoruz. Şimdi kol altından sonra 45 sıra, bir 40 sıra örelim. 40 sıra ördükten sonra saç örgümüzü, yani burgumuzu orada bitireceğiz. Sonra 5 sıra sadece haroşa öreceğiz. Yani hırkanın sonuna kadar saç örgüsünü götürmeyeceğiz. 40 sıra kadar öreceğiz. Son 5 sırada normal haroşa olarak bitireceğiz. Saç örgüsünü devam ettirmeyeceğiz. Yani kol altından sonra toplamda 45 diş haroşa sırasını yaptıktan sonra hırkamız da bitmiş olacak. Devam ediyorum. Şu anda arkayı örüyorum arkadaşlar. Ve diğer kolu da birleştireceğim. Evet, bu şekilde. Bakın, son ilmeğimi ters örüyorum. Sonra diğer kolu şöyle getiriyorum, kolun diğer tarafını. Bu şekilde. Burada da bir düz ilmeğim var. Onu da ters, bakın, direkt örüyorum. Hiçbir işlem yapmadan örerek birleştirdim. Ve böylece kol altımız da birleşmiş oldu. Şimdi kol altından sonra 40 sıra örelim. Aynı zamanda burgumuzu da yapalım. Son 5-40. Sırada burgumuzu bitiriyoruz. Devam etmiyoruz. 5 sırada burgusuz bir şekilde hırkamızı örüp bitireceğiz. Son halini göstereceğim size şimdi. Bu şekilde devam ediyorum. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Kolları da birleştirdim. Ve kollarımızı da birleştirdikten sonra bu da son halimiz. Şimdi hemen bu alt kısmını bitirelim. Son halini sizlerle paylaşayım. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben hırkamı bitirdim. Kolu birleştirdikten sonra 35 sıra haroşamı ördüm. Burgumu bitirdim 35 sıradan sonra. Sonra 5 sırada haroşayı ördükten sonra, burgu yapmadan haroşamı ördükten sonra hırkamı tamamladım. Düğmelerimi de diktim. Kol kısımlarımı şöyle gördüğünüz gibi dikişimi de tamamladım. 1-1,5 yaş için uygun oldu. Umarım oldukça açıklayıcı bir video olmuştur. Başka bir videoda, başka bir etkinlikte görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.